Adnan Bey, bugün Ankara'ya yürüme kararı aldınız ancak polis engeliyle karşılaştınız. Hem bugünkü süreci hem de bugüne gelen süreci sizden de dinleyebilir miyiz? Yani herkesin derinden etkilendiği bu süreçte biz MES'le ve diğer MES dışı işletmelerde yapmış olduğumuz toplu sözleşme tadillerini iyileştirmeleri burada da talepte ettik. Ancak işverenin buradaki tüm Türkiye'deki bütün iş yerlerinde uygulamaya karşı buradaki arkadaşlarımız yani iş yeri yöneticileri bu işe pek sıcak bakmadılar. Ayrı zamanda tabii içeride arkadaşlarımızın uzun zamandır yaşamış olduğu başka rahatsızlıklar da var. Bunlar İstihdam İş Güvenliği ile ilgili. Biz birçok kez burada tespitler yaptık, raporlar tuttuk. İşverenle müzakereler yapıldı ama işveren tabii bunun iyileştirilmesi konusunda çok istekli davranmadı. Burası emek yoğun bir işletme. Yani elle yapılan işler bunlar. Dünyanın en lüks araçlarına ön konsollar ve başka küçük parçalar üretiyor. Yani Tesla'ya üretiyor ve Tesla'nın üretmiş olduğu dünyanın en lüks araçlarına üretiyor. Onun için çok emek yoğun ve çok dikkat edilmesi gereken işler yapıyorlar. Tabii bu süre içerisinde arkadaşlarımız çokça kimyasal malzemelere maruz kalıyorlar. İşte sürekli olarak tozla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü zımparalamalar yapılıyor. Elle zımparalamalar. Burada bu tehlikelerle hep iç içe çalışmak durumunda kalıyorlar. Biz bunların önlenmesi için birçok kez girişimde bulunduk, incelemeler yaptırdık. Ancak çok yaklaşım gösterilmedi, düzeltilmedi. En sonda şeyle birlikte, eksam talebiyle birlikte 3 tane ana sorun ortaya çıkması işçileri patlama noktasına getirdi. Önce uyarı eylemleri yapılsın denildi. Biz defalarca çünkü görüştük. Ben başta olmak üzere Arzu Hanım da dahil defalarca görüşüldü. Bir adım atılmadı. Böyle olunca bir uyarı eylemleri yapıldı. Ancak uyarı eylemlerine karşı da işveren çok sert mesajlar atmaya başladı, tehdit etmeye başladı. İşçiler de bu süreç içerisinde zaten o birikim de var. Tamamen işi durdurarak mücadeleyi o şekilde sürdürmek durumunda kaldılar. İşveren bir haftalık idari izin verdi. İdari izin dönüşünde de sürekli her gün ihtar çekerek işçileri işbaşı yaptırmaya zorladı. Bir takım kamera kayıtlarıyla 51 kişi arkadaşımız, üyemiz işten çıkartılmıştı, temsilciler de dahil. Sonra peyderpey birkaç kişilik çıkışlar daha yaşandı. Ama bu idari izinden sonraki süreçte defalarca bizi tabii çağrı yapıldı. İşçi arkadaşlarımız bu sorunlar düzelmesi çalışmayacağız diye cevap verince de burada yaklaşık 600 kişiyi daha çıkarttı. Toplamda 650 arkadaşımızı çıkarttı. Mata işçisi kendi durumunu kamuoyuna yansıtmak için olabildiğince farklı alanlarda eylem yapmaya başladı. Bizim de önerilerimiz sonrasında. Bugün de bir Ankara yürüyüşü gerçekleştirelim dedik. Yani gelen, kendine güvenen, Ramazan'da da tabii birçok arkadaşımız oruç tutuyor. Buraya gelenlerle bir yürüyüş gerçekleştirelim dedik ama ortam malumunuz. İyi bir görüntü yok Türkiye demokrasisi açısından. İnsanların önü kesilmiş durumda, bir beton duvar, demirden duvar örülmüş durumda. Şu anda arkadaşlarımızın talebi, yani çoğu aslında işe girmek istemiyor. Bunların hepsi tazminatsız atıldı biliyorsunuz. Haklarının verilmesini istiyor büyük bir çoğunluğu. Tazminatlarım ödensin, ben zaten bu fabrikada çalışmak istemiyorum diyor. Biz de bu şartların müzakerelerle oluşması ve işverenin de bu süreç içerisinde olabildiğince bu tür yöntemlerle bu paraları haklarını, işçilerin haklarını verecek bir konuma getirilmesi için bu tür direnişleri, etkinlikleri, eylemlikleri, yürüyüşleri sürdüreceğiz. Yani önümüzdeki haftada başka eylemler yapılacak. Bu ülke tam bir patron devleti oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi tamamen patronlardan oluşuyor. İşçilerin daha az ücretlerle daha sömürü ortamında çalıştırılmasını sağlamak, ucuz işçiyle yabancı sermayeyi çekmeye çalışmak, işçilerin daha ücret az alarak, onların toplu sözleşmeleri ve ücretlerini baskılandırılarak enflasyonu kontrol altında tutmak gibi böyle absürt şeyler var, uygulamaları var. Buradaki arkadaşlarımız emeğinin karşılığını istiyorlar. Yani sendikalaşmadan ziyade ben yeterli derecede ücret alamıyorum. Bugünkü ortaya çıkan ekonomik tablo beni iyice mağdur etti. Ben işverenin iyileştirme yapmasını istiyorum dedi. Bu kararlılık şöyle bir anlama geliyor. Başka işçilerin de buradaki sadece ücret iyileştirme
ve çalışma şartlarının düzeltilmesi anlamıyla bile bir eylem yapılabilir. Öyle bir duyguyu bence Türkiye İşçi Sınıfı'na göstermiş oldu. Bugünkü mücadelenin başarısı bence Türkiye İşçi Sınıfı'nın bundan sonraki mücadelesine de önemli mihenk taşı olacak. Mücadele hepimizin mücadelesi. Sadece Mata İşçilerin Birleşik Metal'in diskin değil, Türkiye İşçi Sınıfı'nın aslında biraz da enternasyonal işçi hareketinin mücadelesi. Çünkü burası dünya, Türkiye hiç üretim yapmıyor. Dünyanın en lüks araçlarını üretim yapıyor ve dünya ile entegre bir şirket. Türkiye ile hiçbir ilgisi yok yani. Onun için herkesin bu meseleye biraz daha dikkat etmesi ve başarılı olması için destek vermesi gerekiyor.